enerji veriyoruz. Şimdi mesela bu bereket cüzdanın özelliği nedir? Şimdi iki seyircimize göndereceğiz ama bence herkes bundan kendisi de hazırlayabilir. Tabii tabii. Renkleri mesela özellikle kırmızı ve mor. Aynen öyle. Böyle mi olmalı? Kırmızı ve mor olmalı. Kırmızı tezlik ve çabukluk. Hızlı bir şekilde talep ettiklerimiz için bir şekilde mesaj, altını çizdiklerimiz. Hıdrellez'de de yaptığımız dilekler gibi. Mor aslında direkt paranın rengi. Mor bir de çekim gücü, mıknatıs gücü. Ama iki cüzdanın da içi yeşil. Cüzdanınız ne renk olursa olsun içi mutlaka yeşil olsun. Doğal büyüme rengi doğanın çünkü. İçinde kırmızı bir bereket notumuz var. Her zaman maddi ve manevi zenginlik içindeyim. Sahip olduğum bolluk ve bereket dolu yaşamı hak ediyorum. Bereket bana kolaylıkla ve keyifle akıyor, artıp çoğalıyor. Şükürler olsun. Kırmızı olmalı değil mi? Evet, evet. Ve paramız var. İstediklerimizi Ezgi amcığım biz eğer kırmızıyla yazarsak, kırmızı kağıtlara yazarsak, kırmızı kalemlerle yazarsak ki bunu Hıdrellez de hani böyle devamlı söylüyorum çünkü bu toplumun, bu kültürün, bu coğrafyanın en büyük dilek ritüel günü Hıdrellez'dir. Nevruz'da başlıyoruz, adım atıyoruz, Hıdrellez'de coşuyoruz ve bunu yaza kadar, yazdan sonra hasat zamanı ile birlikte yepyeni bir yıla kadar da taşıyoruz. Kırmızı dilek ve niyetlerimizi isterken, talep ederken, dua ederken kullanacağımız ateş hızıdır. Mor çekim gücüdür. Aynı zamanda manevi bir enerjisi de vardır. Çünkü tepe çakramız da ilahi olan enerjiyle buluşurken mor renk olarak kullanılır. Bu çantanın üzerinde liramız var. Evet. Ayna şeklinde yansımalı taşlarımız yine var. Yine çiçeğimiz var. Hazreti Fatma'nın eli var. Evet. Değil mi? Evet. Bunları alıp bu şekilde burada liraları görüyorsunuz. Para parayı çeker sembolüyle birlikte hepsi. Kendimiz de hazırlayabiliriz aynen çünkü. Aynen öyle. Herkes kendi cüzdanını hazırlayabilir. Mesela şey diyorlar ya ben deri cüzdan kullanıyorum bunları kullanmayı sevmiyorum. Kullanmayın ama en azından bulundurun evde ritüel günlerinde bunu tercih edin. Veya en azından paranızı o yeşile koymak anlamında biriktirme enerjisi değil ama hala hazırda elimin altında olsun enerjisi için mutlaka yeşilin içinde bunları bulundurmalarını öneriyorum. Biz evet cüzdan taşıyoruz, deri cüzdan seviyoruz. Genellikle renkleri de mesela kahverengidir, siyahtır. Yeşil olmasında fayda var diyorsunuz. Kırmızı ya da mor olmasında fayda var diyorsunuz ama metal paralar içinde mutlaka bir kesemiz vardır bizim evet. Zaten. Tabii tabii. Şıngır evet. Şıngır içerisinde aynen bir dolmuşa öyle. Bindiğimizde bir bozukluğa kolaylıkla. İhtiyacımız olduğunda hemen böyle bir kesemiz. Diyoruz. Bakın ağzımız o kadar alışmış bozukluk ki hepimiz. Bozukluk mu dedim? Aa niye dedim? Hepimizin ağzı çok alışmış. Özellikle şu parayı kullanma ve harcama konusunda da bir şey söyleyebilir lütfen, miyim? Hazır dinliyorum. Cüzdanlardan bahsederken. Şimdi ben kitapta da yazdım. Bir gün böyle bir AVM'den çıkıyorum kızımla birlikte. Çok sevdiğim arkadaşım Ebru oğlumla çıkmış AVM'den. Eller kollar dolu taksi bekliyorlar. Ay dedim alışveriş mi yaptınız? Bütün indirimi mi kaldırdınız dedim. Hiç sorma dedi. Bütün parayı harcadık. Nasıl dedim harcadınız? Harcadık dedi görmüyor musun? Harcamamışsın ki sen dedim. Kullanmışsın farkında değilsin. Biz harcadık derken tükettik, yok ettik diyoruz. Aslında biz parayı kullanıyoruz. Sevdiklerimizi alıyoruz, seçiyoruz, beğeniyoruz. Kullanıyoruz biz parayı. Hem de tepe tepe kullanıyoruz. Harcadık dediğiniz an bitiriyorsunuz paranızı. Ve lütfen bir parayı alırken ve kullanırken şöyle düşünsünler. Ben bunu kullanıyorum. Orada yer açtım. Daha çoğu gelsin diye. Lütfen paraya verdiğimiz mana ondan alacağımız kat be kat dönüşle buluşsun. Ve bu da ancak bizim kelamımızla olacak. Çünkü kelam canlıdır. Bunları birazcık daha dikkat edersek hayatımızdaki o küçük noktalar daha da böyle coşa coşa bize gelecektir. Başka nasıl olumlamalar var? Hangi merak konuda ettim. Mesela? Parayla ilgili evet. Mi? Parayla ilgili maddi ve manevi zenginlik içindeyim demek çok çok yararlı bir şey. Neden? Biz olayı sadece maddi zenginlik olarak görüyoruz. Ama maneviyatımızda güçlendiğimiz her an, inancımızda, hayal kurmamızda, çünkü hayal de bir manevi inançtır. Her hayal bir duadır aslında. Hayal kurarken siz bir mesaj gönderiyorsunuz, bir niyet gönderiyorsunuz. Bu arada yarın Regaip Kandili. Evet. Pazartesi günü mübarek 3 aylarımız başladı. Mayıs'ta bu sofralar, bereket sofraları yerine iftar sofraları alacak. İnşallah. İftar sofralarında da bir takım özellikler ve değerler var o her gününe özel gecelerde. Mesela Regaip Kandili yarın. Regaip demek, istemek demek, dilekte bulunmak demek. Yarın yine güzel bir ritüel gecesi, güzel bir dua gecesi, mübarek gecelerden bir tanesi ama istemeyi bilme gecesi. Mesela Berat Kandili arınmak, şifalanmak, kendini ve bütün olanları affetmektir. Ama yarınki gece hayal kurmakla birlikte kendini layık bulduğun yerlerde dua niyetine kelam etme gecesi. Denilir ya Regaip Kandili'nde ettiğiniz dualar kabul olur diye. Evet. Oradan geliyor. İşte oradan zaten. Geliyor. Evet.
Ve mesela hazır iftar sofrasına değinmişken, iftar sofrasında da bereket sofrasında, diyelim ki siz bu gece bereket sofranızı kurdunuz, hiç beklemediniz bir misafir geldi sofranın üstüne, buyur ettiniz. Ne güzel. Sizin o sofranızdan yediği için ona teşekkür etmeniz ve mutlaka bir şey vermeniz lazım. İftarlarda da diş kirası diye bir kültür vardır. Evet. Anadolu'da ve Osmanlı'da da yapılırdı bu. Bereket sofrasından da öyle. İlla ki bir diş kirası vereceksiniz. Çünkü sizin bereketinizden, rızkınızdan kendi payına düşeni aldığı gibi görünse de aslında aldığının kat be katını vermeye gelmiş size. Bir tutam şekerden bu akşam ona verebilirsiniz. Veya işte bir avuç kuru yemişten, kuru meyvelerden küçük bir sepet, küçük bir poşet hazırlayabilirsiniz. Çünkü sizin mevcut olan rızkınızı çoğaltmaya gelmiş bir tanrı misafiri var bu gece sofranızda gibi kabul etmek diye düşünülür. Güzel. Mesela yeni iş kurmak isteyen bir kişi dükkanını açtı. Nasıl bir ritüel gerçekleşsin ki o kapıdan böyle müşteriler girsin, aksın, paralar aksın, çok huzurlu İnşallah. Olsun. Bu işi iyi ki açmışım desin. Şimdi tabii ki dükkanın sektör çok önemli. Çünkü bazı sektörlerin renk enerjileri var ve o dükkanları sembolize eden objeler var. Mesela ayakkabıcı dükkanı ise, gelinlikçi dükkanı ise bunların hepsi farklı farklı. Ama genel olarak bir dükkan diye düşünelim. Dükkanın kapısından girdiğiniz andan itibaren sağ taraf çok değerli ve önemli. Evimizde de aynı şekilde. Çünkü sağ taraf insan bedeninde geleceği temsil ediyor. Henüz bilmediği, hayal ettiği, hayırlısıyla en güzelinin olmasına niyet ettiği alan. Onun için sağ tarafımızı hep korumak gerekiyor. Biliyorsunuz ki Efendimiz, Peygamber Efendimiz de sağ tarafını korurdu ve hep sağla adım atardı. Sağla dikkat ederdi. Evden sağ ayakla çıkardı, aynen eve sağ öyle. Ayakla girerdi. Sağ taraf bizim henüz bilmediğimiz ama teslim olup hayrımıza olacağına sonsuz şükürle inandığımız bir yer. O yüzden sağ tarafımıza dükkanımızı sembolize eden, mesela gelinlikçi ise eğer işte kristal taşlar, tek taşı anımsatan, beyazlar olduğu için beyazlı objeleri o taraflara koymamız lazım. Sektör neyse ona uygun bir şekilde. Bu bereket duaları var biliyorsunuz. Karınca duası var, ayetel küsla var. Şimdi çok güzel böyle üçlü çerçeveler oluyor. Evet. Mesela onlardan yine sağ tarafımıza koymak iyi olacaktır. Sonra dükkanın içindeki kokular çok önemli. Çünkü kokuların hassasiyeti insanların duygularıyla birlikte duygusal zekalarını teşvik eden ve ben bunu almalıyım ya da ben bunu alırsam buraya güveniyorum, benim için iyi olacak inancını perçinleyen şeylerdir. Özellikle dükkanların içinde hafif vanilya kokuları, tarçın kokuları, çikolata kokuları insanlara kendini hem mutlu hissettirecek hem de güven duygusunu verecektir. Mesela sandal kokusu bir yere girdiğim zaman hemen aldığım kokulardan biridir. Ferahlıktır, denizdir. Tabii, hakikaten. Okyanus kokuları. Vanilya kokusu da öyle, bayılırım. Evet. Özellikle emlak sektöründekiler mesela vanilya kokusu, çikolata kokusu, kahve kokusunu kullanırlarsa yuvayı temsil ettiği için ben yuvamı buradan almalıyım. Ya da para kazanacağım bereket hanemin mekanında bu tarz bir şeyi kullanmalıyım. Onun için buradan kiralamalıyım gibi bir duyguyu yaratacaktır. Bütün bunlar tabii hepsi bir bütün. Bir bütün. Tabii bir Aynen bütün. Aynen öyle. Yani mesela atölye açıyor hanımlar. Yaptığı güzel çalışmaları orada hanımlarla bir arada üretmeye de devam ediyorlar. Tabii. Ve sonra da bu el emeklerini ekonomiye katkı anlamında değerlendiriyorlar. O zaman sağ tarafa girerken sağda yumaklar olmalı, tığ setleri Aynen olmalı. Öyle. Sektör neyse onu ilgilendiren şeyler mutlaka sağ tarafta yer almalı. Söylediğiniz gibi yumaklar, belki motifler, mankenlerin üzerine giydirilmiş o tasarladıkları kıyafetler evet. olabilir. Bütün bunların hepsini bir bütün ya da hiçbir şey burada raf yok, işte pencere var, ne yapayım sağ tarafı başka türlü değerlendirebilir miyim diye. Bu çekaçlar var ya, evet. afişler var. Tasarladığınız o bütünü resmettirin, çıktı aldırın ya da işte çekaç yaptırın, oraya bir demo olarak koyun. En azından bir görsel olsun. Benim bir sevdiğim bir arkadaşım bir filmin yönetmeni olmak istiyordu, yazdığı kendi hikayesinin. Ama bunu çok hayal ediyordu, çok da yürekten istiyordu. Ben ona bunun afişini yaptırdım. Ve adını yazdım, yönetmen olarak afişini tasarlattım, doğum gününde hediye ettim ona. Sağ tarafına astı bunu, sağ tarafında devamlı bunu kullandı. Obje olarak hayalinin o gerçekleşecek, yakın gelecekte gerçekleşecek bir tasarımın eline gelmiş, gözüne değmiş çok güzel bir haliydi. O film